Efendim herkese yeniden merhaba. Suriye'deki diktatörlük rejimiyle ilişkilerin yeniden canlandırılmasını öngören Arap devletlerinin sayısı bir miktar artıyor. Cezayir'den, Mısır'dan vesaireden gelen açıklamalar, Beşar Esed diktatörlüğünün Arap Birliği'ne geri döndürülmesi yönündeki çalışmaların hızlandırılması yönünde. Beşar Esed çok sayıda Dışişleri Bakanı'nı ağırladı bu deprem nedeniyle. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed El Nahyan gidenler arasındaydı. Ayrıca 5-6 tane Arap Devleti'nin parlamento başkanları kendi halklarının üzüntülerini duyurma bahanesiyle Şam'a kadar gittiler. Beşar Esed bunları tek tek ağırladı. Beraber fotoğraflar verdi. Ve artık rejimin, yani bu kadar kan dökmüş bir rejimin yeniden meşruiyet kazanması yönünde bazı insanların kolları sıvadığı da görüldü. Bunların başında da tabii Rusya yönetimi geliyor. Rusya yönetimi artık Ukrayna Savaşı'nda yakalanmış olduğu askeri deprem nedeniyle bütün varlıklarını yavaş yavaş kendi topraklarına çekmek zorunda kaldığı için Beşar Esed denilen adamı komşularına emanet etme politikasını hızlandırmış gözüküyor. Komşulara emanet, yani Irak, Ürdün ve Türkiye. Yani bu komşularla sorunların çözülmesi halinde veya bir sorun yaşanmıyor olması halinde Beşar'ın Suriye'deki varlığının daha kolay olacağını düşünüyor Rusya. Ve bunu yaparken de aynı zamanda bu tür bir yakınlaşma, bu tür bir ortak buluşmada, buluşmanın sonucunda İran'ın Suriye'deki varlığını güçlendirme gerekçelerinin de ortadan kalkacağını düşünüyor. Bu Rusya'nın kendine göre bir politikasıdır, hiç eleştirme. Yani sonuç itibariyle Rusya bir küresel güç, herkese karşı vermiş olduğu sözler var. Yavaş yavaş S-300'lerini çekiyor, S-400'lerini çekiyor, hava kuvvetlerini çekiyor. Ne yapsın? Yani veya Wagner askerlerini çekiyor. En son Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarını elde parayla gidiyormuş Rus Savunma Bakanlığı yetkilileri, Wagnerciler. Oradaki Filistinli milis kimliği taşıyan gençleri yüksek paralarla Ukrayna'da savaşmaya şey yapıyorlarmış. İkna etmeye çalışıyor. Paranın yüzü tatlı. Adam zaten savaşçı. 1000 tane savaşın içinden çıkmış gelmiş. Filistinli için söylüyorum. Ya diyordur herhalde, ben bir 6 ay çalışayım şurada. Sağ kalırsam bütün sülalem rahat eder. Bu hayat böyle. Nekro siyaset bu. Ölümün yüceltildiği bir siyaset. Ne yazık ki. Hayat böyle gidiyor. Şimdi ve tabii bu arada Yeni Delhi'de G20 Dışişleri Bakanları toplantısı vardı. Mevlüt Çavuşoğlu'nun oradaki temaslarını nedense Anadolu Ajansı çok sağlıklı geçmedi. Acaba Mevlüt Çavuşoğlu'yla kimse gitmedi mi, onu da bilemiyorum. Yani ben böyle hep yabancı kaynaklardan bizim Dışişleri Bakanı'nın ne yaptığını, ne ettiğini izledim. Ama günah almayayım, kul hakkıdır. Belki de ajanstaki arkadaşlar haberleri geçtiler ama ben göremedim. O da olabilir. Neyse, ama Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sergey Lavrov'la bir buluşması olduğunu biliyorum Yeni Delhi'de. Ve Rusya Dışişleri Bakanlığı şöyle bir açıklama yaptı. Bölge ülkelerinde Suriye-Türkiye ilişkisinin normalleşmesine dönük çalışmalara artan bir hassasiyet olduğunu görüyoruz. Bu bilinmektedir. Terör tehdidini ortadan kaldırmaya dönük ortak çabalar önemli sonuç doğuracaktır. Yani diyor ki Rusya, Türkiye ile biz anlaştık. Bu Beşar'la şu veya bu şekilde el sıkışacak ve o çerçevede de bir takım
gelişmeler yaşanacak diye. Bu arada Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, esasında Suriye'den de sorumlu adam bu, çıktı dedi ki Türkiye, Suriye, Rusya, İran Dışişleri Bakanlarını bir araya getirecek çalışmayı yürütüyoruz dedi. Yani 4 ülke Dışişleri Bakanı, 4 ülke İranlı da dahil, Mevlüt, Çavuşoğlu, Miktat, Suriye, Lavrov, herhalde Moskova'da mı buluşacağız? Nerede? Herhalde Şam'da buluşulacak hali yok bu işin. Yani 4 Dışişleri Bakanını bir araya getirecek bir sürecin başladığını ve bunun yürütüldüğünü ifade ediyor. Bu iyi bir şey değil. Çünkü sonuç itibariyle kaybedenler kulübünün masasına oturmanın Türkiye'nin politikaları açısından çok da önemli bir yeri olduğuna inanmıyorum. Çünkü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hassasiyetini anlıyorum. Beşar'la bir mutabakat sağlanabilirse veya Rusya veya İran'la, acaba bu PKK belası, Amerikalıların kontrolündeki PKK belasından kurtulabilir miyiz veya onu kontrol edebilir miyiz diye bir düşünceleri var. Bu yanlış. Çünkü PKK eğer Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın kontrolünde yürütülen bir operasyonsa, onun çözümünün geçtiği en son yer bu ülkeler. Yani Tahran, Moskova ve Şam. Oradan biz PKK'nın Suriye'deki varlığına ilişkin bir sonuç alamayız. Tam tersine Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın o masaya biz oturduğumuz an itibariyle PKK'ya dönük destek politikalarının daha da arttığını gördüğümüz bir noktaya savrulur iş. Bunu ben baştan beri böyle söylüyorum. Bizim elimizde Amerika'ya ve Batı'ya karşı tıpkı İsveç meselesinde olduğu gibi güçlü araçlar varken, bu hassas 1300 kilometrelik sınırı ordumuzla tutuyorken niçin Şam'la şunla bununla vakit kaybedildiğini anlamak mümkün değil. Ayrıca Uluslararası İnsan Hakları Gözlem Grubu'nun da açıkladığı gibi, yani Beşar Esed diktatörlüğünde pozitif bir tane işaret bile yokken bunun olması daha vahim bir hata. Yani adam olabilir ki şöyle bir şey yapabilir. Bütün siyasi mahkumları serbest bıraktım, hayırlı uğurlu olsun. Bir, İdlib'e dönük bombardımanı durdurdum, artık İdlib benim sorunum değil. Oraya bir tane daha bugün bombaladı oraları. Bizim askerimizin üstünden geçiyor roketleri. Afrin'le benim armim. Ya bir şey diyebilir. Hayır, adam hiçbir şey demiyor kardeşim. Hiç. En ufak bir değişiklik yok karakterinde. Tam tersini. Öyle de bir şey rüzgar yakaladı ki, oh diyor, herkes bana gelmeye başladı. Ben bu işleri tamamen hallederim. Ama öyle düşünmeyen devletler var. Karakterleri uygun değil. Biri Katar. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid El Ensari bugün yaptığı açıklamada diyor ki, Katar Suriye'de tüm tarafları tatmin eden geniş tabanlı bir siyasi anlaşma, siyasi çözüm bulununa kadar bu ülkeye dönük politikasını değiştirmeyecektir. Katar'ın gündeminde Suriye ile yakınlaşma yoktur. Suriye'nin Arap Birliği'nin üyeliğinin dondurulmasına neden olan şartlar da değişmemiştir. Yani diyor ki, sakın bu adamları Arap Birliği'ne geri getirmeye kalkmayın, biz veto edeceğiz. Kafadan diyor bunu. Şimdi olay bu. Katar net tavrını Arap dünyasına koymuş. Fas da öyle. Yani bu iki devlet, diyorlar ki Kuveyt, üç ülke esasında. Ama Katar lider, yani Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Suriye'de çevirdiği bütün o manevralara,
kanunsuzluklara, diktatörle el sıkışma meselelerine net olarak karşı çıkan bir kimlikle Katar çalışmalarını sürdürüyor. Ve gördüğüm kadarıyla Suriye rejimine yumuşama gibi bir imkan tanımayacak. Ve gerçekten de şunu söylemekte yarar var. Suriye'de nihai çözüm, yani geniş tabanlı bir demokrasinin bütün etnik ve dini grupları kapsayan bir yeni devlet yapılanmasının yolunu açacak siyasi bir çözüm gerçekleşmeden Beşar Esed denilen diktatörle yumuşamanın alemi yoktur. Tekrar söylüyorum. Sonradan çok ağır bedelleri olabilecek bu adımları atmayın lütfen. Rica ediyorum. Hoşça kalın.